Merhaba Tahir Bey. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok iyiyiz. Çok sağ olun. Şimdi tabii ki lezzetlerimiz var. Birbirinden nefis, enfes tatlar var. Onları anlatacağız, onlara geleceğiz ama öncelikle mekanı tanıyarak başlayalım. Ne dersiniz? Ya burayı yaklaşık 4-5 ay boyunca yeni restorasyon geçirip, yeni dekorasyon yapıp eski Mihrimah Sultan'ı Baybahçe olarak değiştirdik. Amacımız burada İtalyan ve dünya mutfağı, İtalyan mutfağı, dünya mutfağı ve kafe olarak işleyen, aynı zamanda pub olarak açılan bir mekan. Gündüzleri kafe olarak, geceleyin biraz daha kafe restoran olarak, pub olarak ağırlıkta gidin. Bir de biz etkinlik yapıyoruz. Her hafta sonları işte özel konuklarımız oluyor. Onlar gelip müzik çalıyorlar. Böyle gidiyoruz. Evet. Burası çok kaliteli ve çok nezih bir mekan. Bu anlamda tabii ki ailelerin de rahatlıkla gelebildiği kesinlikle ender mekanlardan bir tanesi. Kesinlikle. Yani isteyen aileler çocuklarıyla buraya gelip yemek yiyorlar. Çocuklar eğleniyor. Burada zaten Tarhan Koleji var. Onun tüm üyeleri hemen hemen hepsi herkes gündüz uğruyor. Ondan sonra akşamleyin de biraz daha gençlerin, beyaz yaka gençlerin, ondan sonra çevrede çalışan gençlerin, üniversite öğrencilerin ya da iş sahiplerin uğradığı, akşam üzeri yemek yediği ve akşamları eğlendikleri bir yer yaptık yani. Memnunuz. Evet, aslında her kitleye hitap edebilen bir mekan. Evet. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Bu anlamda tabii ki sevgili izleyicilerimiz de İstiklal Caddesi'ne geldiklerinde de Kumbaracı yokuşu burası. Meşhur burası, Tophane'ye bağlanan İstiklal'in üzerinde Kumbaracı yokuşu. Konumu itibariyle de çok her yere yakın, evet. İnsanların rahatlıkla bulabileceği yerlerden bir tanesi. Evet ve çok güzel gizli kalmış bir bahçe. Yaklaşık uzun giriş katında ve yüksek kodlu bir bahçe. Giren herkes şaşırıyor zaten, böyle bir bahçe olduğunu bilmiyorlar. Güzel bir yer yani, memnunuz. Evet, gerçekten de çok güzel. Tabii sadece bir bu mekanla kalmadık. Bununla ilgili birçok yerde de yine mekanımız var değil evet, mi? Evet. Eskiciler var. İşte Ritim, Eskici, Nan Şişhane, Türk-Alman Kitap Evi Kafe. Burada bu civarda bir sürü bize ait olan işletmeler var. Farklı konseptlerde. İşte burasının da konsepti evet, tamamen hepsi, farklı. Hepsi farklı. Hepsi birbirinden farklı. Bağımsız birbirinden ama birbirine yakın. İşte biraz vintage, biraz modern karışımı olan yerler var. Bazıları işte pub olan yerler var, kahveci olan yerler var, bar olan yerler var. Burası da farklı bir yer yaptık yani. Aslında farklı konseptlerde mekanlar yaratarak her kitleye hitap etmek evet, adınaydı zannediyorum değil mi? Evet, yani ihtiyaç, neye ihtiyaç olduğuna göre hareket ediyoruz. Biz de mutlu oluyoruz insanlar gelip bizi ziyaretlik diye. Kaliteli hizmetinizle evet, birlikte evet, müşteri memnuniyetini aynen, sağlıyorsunuz. Aynen. Bu da memnuniyeti olarak size geri dönüyor. Aynen. Tabii çalışmalarımız devam edecek. Projeler var mı? Düşünceler neler? Şu anda burayı açtık. Geçen ay Tower Pub diye bir yer açtık Galata Kulesi'nde. Buraya yoğunlaşıyoruz. Şimdilik memnunuz zaten. Yeteri kadar işletme var zaten. Şimdilik böyle iyi gidiyoruz. İnşallah devam edecek bununla birlikte. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani memlekette barış, huzur, onun dışında sağlık, onun dışında bir şey beklemem. Yani huzur olsun, barış olsun, sağlık olsun, herkes mutlu olsun. Tekrar teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.